Gobeller merhabalar. Şimdi 6. ünitemize geçtik. Maksimum minimum problemlerindeyiz dostlarım. Hemen başlıyorum. İlk köşe taşımla birinci soruma bakıyorum dostlar. Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin DC kenarının tümüne şekildeki gibi duvar örülmüş diyor arkadaşlar. Tamam. BC kenarı x santim. O zaman şurası da x santimdir. Kenarlarının geriye kalan kısmına da bir sıra tel çekilmiş. Kullanılan telin uzunluğu 64 metre. Yani şuradaki x'in, şuradaki y'nin, y diyelim buraya, ve şuradaki x'in toplamı, yani 2x ile y'nin toplamı 64 santimmiş, metreymiş arkadaşlar. Buna göre bahçenin alanını veren ifade nedir diye soruyor. Yani bize x çarpı y'yi soruyor. Şimdi ben buradan y'yi yalnız bırakıp getirip buraya yazdığımda da işte istediği ifade çıkacak. Peki y burada tek başına dursun. 2x'i de bu tarafa atalım. Eksi 2x olarak gelsin. Y yerine de bunu yazıyorum. Bakın şöyle oldu. X çarpı y yerine 64 eksi 2x yazdım. Hadi içeriye dağıtalım. Ne olur? 64x olur. 64x eksi 2x ile de x'in çarpımı 2x kare. Yani Bursa şıkkındaki cevabım doğru cevap geldi kardeş. Şimdi geldik 2 numaraya. Diyor ki AB noktası parabolü üzerindedir diyor. Yani madem ki parabolün üzerinde ben y yerine yani fx yerine b yazıyorum. X gördüğüm yere de a yazıyorum dostum. Şöyle oluyor. Eksi 5a artı 2 oldu. A ile B'nin toplamı. Şimdi A zaten bizim A'mız da. B dediğimiz şey bakın şuna eşit. A kare eksi 5A artı 2'ye eşit. B yerine de getirip şu toplamı bulacağım. Bunu yazıyorum. Yani A kare eksi 5A artı 2 yazıyorum dostum. Peki ne oldu burası düzenleyince? A kare bu A artı B dediğimiz ifade. B yerine getirdik. Şurayı yazdık B yerine dostum. A yerine zaten A yazdık. B yerine de burayı yazdık. A kare eksi 4A olur. Artı 2 olur. A kare eksi 4A artı 2 Denizli şıkkımdaki cevap. Hemen 3 numaraya geçiyorum. ABCD dikdörtgeni de B köşesi diyor. Y eşittir X kare parabolünün üzerinde. Yani B köşesi madem ki bu parabolün üzerinde ben bunun apsisine A dediğim vakit ordinatı yani y'si neye eşit olacak? Bak x yerine a yazdıysam y eşittir a'nın karesi oldu. Y yerine de a kare yazdım. Peki bir noktanın apsisi demek y eksenine uzaklık. Yani şurası a. Ordinatı demek x eksenine uzaklık. Yani burası bu da a kareymiş dostum. Peki şu bizim y eşittir 10 doğrumuz. Yani ne demek bu? Şuranın uzunluğu 10 birim demektir dostlar. O halde şurası da 10 birimdir. A karesi burada. Şu kenara ne kaldı? 10 eksi a kare kaldı. Bize de diyor ki bu dikdörtgenin alanını veren matematiksel model, matematiksel ifade nedir? Şimdi bir dikdörtgenin alan formülü neydi? Kısa kenarı çarpı uzun kenar. Uzun kenar da 10 eksi a kareymiş. İşte bu ikisinin çarpımını istiyor bizden. Çarpalım hemen. Dağıtıyorum içeriye. 10a eksi a küp geldi gobeller. Yani cevabım Edirne'deymiş dedim. Son soruma bakıyorum. Serkan günlük karşılığı xtl, Ahmet'in günlük karşılığı ytl'dir. Serkan'ın 3 günlük karşılığı, şimdi 1 günlüğü xtl ise 3 günlüğü 3xtl ile Ahmet'in 2 günlük karşılığı. Ahmet'in 1 günlüğü YTL idi. 2 günlüğü de 2YTL. İşte bu ikisinin toplamı 32 TL'dir diyor. Yazdım. Matematiksel ifadesini yazdım. Serkan diyor tüm harçlığını 2Y gün. Ahmet ise 4X gün biriktirirse. Şimdi Serkan'ın günlük harçlığı X gündü. 2Y boyunca bunu biriktirdiğinde 2Y çarpı X lirası olur. Ahmet'in ise bir günlük harçlığı YTL idi. 4X gün boyunca bunu biriktirirse 4XY parası olur. Yani toplam 6XY'leri olur bu kerataların. Biriken toplam paranın X türünden değeri. Dostum buradan hemen Y'yi çekeceğim.
Getirip şurada yerine yazacağım. X'li ifadeler olsun istiyor bizde. Peki 32, 3x'i buraya atarsak 2y eşittir 32 eksi 3x olur. Ve ben de 2'ye bölersem bunu y eşittir 32 eksi 3x bölü 2 olur. Şimdi getirip y yerine bunu yazıyorum. Bak şöyle 6 çarpı x çarpı y yerine ne yazıyormuşum? 32 eksi 3x bölü 2 yazıyormuşum. İşte aradığım cevap da bu oldu Goberler. Peki şuradaki 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 6'nın olduğu yerde 3 kalsın. 3x'i de içeriye dağıtıyorum. Ne oluyor burası 3x'i içeriye dağıtırsak? 96 x geliyor. 96 x eksi 3x ile 3x'in çarpımı 9x kare. 96 eksi 9x kare. Yani Adana şıkkımız doğru cevaptır. Gönderdim bir numarayı. Aldım 2 numaralı köşe taşını önüme. Diyor ki toplamları 12 olan iki gerçel sayının, şimdi toplamları 12 dostlar. Birine x diyelim, diğerine y diyelim. Bunların toplamı 12. İki sayının çarpımının x çarpı y'den bahsediyor. En büyük değerini soruyor bize. Şimdi biz buradan y'yi yalnız bırakalım. Bunu tek bir harf cinsinden yazalım. 12 eksi x olsun y. Getirip de burada yerine yazıyorum. X çarpı 12 eksi x diyorum burada y yerine. Benden bunun maksimum değerini, en büyük değerini istiyor. İşte maksimum problemi çözüyoruz şimdi. Peki hemen dağıtalım bunu içeriye. 12x eksi x kareydi arkadaşlarım. Benden bunu istiyor. Peki bir ifadenin en büyük en küçük değeri ne demektir? Yani maksimum minimum değerini nasıl buluyorduk biz? Bir kere türevini alıyorduk bunun. Hemen alalım. Şimdi bu bizim fx'imiz olsun. F'in bir kere türevini alıyorum dostum. Ne olacak bu durumda? 12 eksi x olacak. Peki bu türevi hemen sıfıra eşitlediğimde, sıfıra eşitledim. X eşittir 12 geldi. İşte bu 12'yi de getirip yerine yazarsanız diyor adam. Daha doğrusu bu 12 bakalım en büyük değerini sağlayan ifade mi? En küçük yok. Türevini aldım da şurası 2x oluyor. Şimdi türevini doğru düzgün aldım. 2x'i buraya bıraktım. X 6 geldi. Şimdi bunu bir de tabii tabloda da inceleyelim arkadaşlarım. Şöyle bir yapalım. Tablomuz burada. 6'yı yazdık. Eksi artıyla başladık. Burası artı. Burası eksi olduğu için bakın 6 noktası benim maksimum noktam oldu. Benden de bunun maksimum değerini istiyor. 6 için en büyük değeri çıkıyormuş. Hadi getirelim. X yerine de 6 yazalım. Şunun en büyük değerini istiyordu. 6 ile 12'nin çarpımı 72. Eksi 6'nın karesi yani 36. 72'den de 36 çıktı. Cevabım Bursa geldi Goberler. Hadi 2 numarayı yapalım daha iyi anlayacaksınız şimdi. Çarpımının alabileceği en büyük değer. Şimdi isterseniz ilk önce bunu bir çarpalım. X geliyor 1 ile x'in çarpımı. 1 ile 5'in çarpımı 5. Eksi x ile x'in çarpımı eksi x kare. Eksi x ile 5'in çarpımı eksi 5x. Biraz daha düzeltiyorum şimdi bunu. Eksi x kare. Eksi 4x. Artı 5. Şimdi bu bizim fx fonksiyonumuz. Bunun en büyük değerini istiyor. Hemen türevini alıyorum bir kere. F'in türevi eksi 2x eksi 4 yapar. Ve bu türevi 0 yapıyorum hemen dostum. Türevi 0 yapmam için x'in kaç olması lazım? Eksi 2 dersek eksi 2 türevi 0 yapan ifade. Şimdi bu eksi 2 maksimum değeri mi? Minimum değeri mi? Gerçi en büyüğü istediği için ve bir değer bulduysam arkadaşlarım direkt bu değer en büyük değer yapan değer, en büyük yapan değerdir. Getirelim eksi 2'yi hemen yerine yazalım. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 4 oldu. Eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı artı 8, bir de artı 5 var. 4, 5 daha 9 çıktı değer. Yani bir değer bulduğum zaman hemen getirip fonksiyonda yerine yazmam yeterli olur diye düşünüyorum. Geldim buna. A çarpı B'nin alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi biz hemen A'yı yalnız bırakalım burada. A eşittir 12 artı 2B. Getirip şurada da A çarpı B yerine de bunu yazalım. A yerine ne yazıyorum arkadaşım hemen? 12 artı 2B yazıyorum. Bir de çarpı B'miz var dostlar. Şöyle oldu bu. İşte bunun bizden en küçük değerini istiyor Goberler.
Şimdi bunu bir düzenleyelim. Fx'imiz ne oldu bizim? Fb'miz daha doğrusu. F fonksiyonumuz. 12b artı 2b kare. Şimdi bir kere türevini alıyorum f'in. 12 artı 4b yapıyor. Bunu da sıfıra eşitlediğimde b'yi eksi 3 buldum. İşte bu eksi 3 değerini de getirip şuradaki a çarpı b istenilen yerde yerine yazıyorum. Eksi 3 yazarsam eksi 6, 12'den 6 çıktı, 6 çarpı eksi 3. Eksi 3 ile 6'nın çarpımı da eksi 18 geldi dostlarım. Şuna geldik. X çarpı y çarpımının en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Ben şimdi buradan y'yi yalnız bırakayım. Y şuna eşit değil mi dostum? 12 eksi 3x'tir y. Getirip bu x çarpı y yerine de 12 eksi 3x yazalım. İşte bizden bunun maksimum olmasını istiyor. Şimdi ne yapıyorum bunun? Bir kere türevini alıyorum hemen. Ama önce bir düzenleyeyim ben bunu. 12x eksi 3x karedir bu. Bunun maksimum olmasını istiyor diyeyim. Türevini alıyorum. 12 eksi 6x yapar türevi. Bunu da 0 eşitlediğimde x'i 2 buldum. Hemen x yerine getirip 2 yazdım. 24 burası. 24 eksi 2 yazarsam 12'dir. 24'ten de 12 çıktı. Cevabım 12 geldi. Gobeldir. Evet, 2 numarayı da gömdük. Hemen 3 numaraya geçelim. Evet, 3 numaradayız gobeller. Diyor ki 3 numaralı köşe taşımız, bir dikdörtgen var diyor. Bu dikdörtgenin kenarlarının uzunluklarını vermiş. Bu dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olur diye bir şey sormuş bize arkadaşlar. Peki bakalım, alanını soruyor değil mi? En çok kaç santimetre kare olur alanı? Peki şöyle yapacağız dostlar şimdi biz bunu. Şimdi şu bir kere alan bağıntısını bir yazalım. Alan eşittir x artı 3 ile x artı 3 çarpı 10 eksi 2x'tir dikdörtgenimin alanı. Yani düzenliyorum, alan eşittir, dağıtalım içeriye, 10x eksi 2x kare artı 30 eksi 6x yapar. Bir satır daha düzenliyorum, eksi 2x kare 10x artı 4x yaptı artı 30. Şimdi bu benim alan bağıntım ve benden de bunun maksimum olmasını istiyor dostum. Şimdi maksimum değerini bulmamı istiyorsa ne yapıyorum? Bir kere türevini alıyordum bunun. Hemen A bağıntısının türevini alalım. Eksi 4x yapar. Artı 4 yapar. Ve bunu da sıfıra eşitlediğimde buradan bulduğum x değeri işte bunun alanını en çok yapan değer olacaktı arkadaşım. Demek ki x eşittir 1 için alanı en fazla çıkıyormuş. Hemen yazalım x yerine 1. 1 yazınca eksi 2 geliyor burası, artı 4, bir de 30 geliyor. Şurası 2 yaptı, 30 daha, 32 çıktı sorumuzun cevabı. Ve geldim 2 numaralı soruya. Çevresi 80 santim olan bir dikdörtgenin, şimdi çevresi dediği zaman dikdörtgenin kısa kenarı, uzun kenarı, bir daha uzun, bir daha kısa kenarı. 2A ile 2B'nin toplamı 80. O halde A ile B'nin toplamı 40. Alanını soruyor. A çarpı B'nin alanı kaç santimetre kare olur diye soruyor. Ya en çoğunu ya da en azını soruyor arkadaşlarım. Öyle diyeyim ben size. A çarpı B'yi soruyor bize. Şimdi bunu tabii kısaca şöyle de yapıyorduk biz, hani mat 1'de. İlla türevden girmemize gerek yok dostum. Şimdi çarpımlarının en büyük çıkması için şuradaki toplamları 40 ya, bu sayıları birbirine en yakın iki sayı seçeceksiniz. Yani 20 ile 20 seçiyorum bakın bunları. 20 çarpı 20'den 400 gelecek alanın en büyük değeri. Zaten şöyle de bir bilgim var benim dostlar. Eğer ki bir şeklin alanının en büyük olmasını istiyorsak kardeşim, o şekli bir kademe düzgünleştiriyorum ben. Şimdi bunun dikdörtgenin bir kademe düzgünleştirilmiş hali kare olacak kardeşim. Bunu kare kabul ediyorum. Çevresi 80 diyor ya, kare ise bir kenarı 20 geliyor her bir kenarı. Alanının en büyük değerini böyle de bulabiliyorum dostum. Tabii şimdi konumuz türev olduğu için ben birçok soruyu türevden çözeceğim de böyle de bir pratik yolumuz var, bunu da bilin dostlar. Şimdi buna bakalım, yine alanın en çok kaç olduğunu soruyor bize. AB ile AC'nin toplamını ne vermiş? 12 vermiş. Yani şuna X, şuna Y diyelim.
X ile Y'nin toplamını 12 olarak söylemiş bize arkadaşlarım. Şimdi hani az önceki pratik bilgimize göre ne diyeceğiz? Bunu bir kademe düzgün yapacağız. Dik üçgeni bir kademe düzgünleştirmek demek ikiz kenar dik üçgen kabul etmektir bunu ki. Şimdi X ile Y'nin toplamı 12 ise bunları 6 6 diye söyleyeceksin hemen. Ve dik üçgenin alanı ne çıkacak? 6 çarpı 6 36 bölü 2'den 18 gelecek. Normalde pratik olarak bu. Türevden nasıl yapacağız hocam? Şimdi bu üçgenin alanı dediği zaman x çarpı y bölü 2'yi istiyor senden. Bunun maksimum olmasını istiyor. Hemen buradan y'yi çekiyorum. Y eşittir 12 eksi x'tir. Şurada yerine yazıyorum. X çarpı 12 eksi x bölü 2. İşte bunun maksimum olmasını istiyor. Hadi bir satır daha düzenleyelim. 1 bölü 2 çarpı 12x eksi x kare. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor. Hemen ne yapıyorum? Bir kere türev alıyorum dostum. 1 bölü 2 başta duruyor. Buranın türevi 12 eksi 2x geliyor. Bunu sıfıra eşitliyoruz hemen tabii ki. Türevini sıfıra eşitlediğin zaman x eşittir 6 mı geliyor buradan? Evet, x eşittir 6. İşte x yerine de getirip 6 yazdığımızda ifadeyi bulmuş oluyoruz böylelikle. Yani biz kısasını öğrettik, geometriden çözdük, bir de türevden çözüşünü de yapıldı dostlar. Geldim 4 numaraya. Şekildeki gibi dikdörtgen biçimindeki bir kenarında duvar bulunan bir bahçenin üç kenarına taralı bir sentimetre falan filan. Kullanılan telin uzunluğu 80 metre. Şimdi şuraya A diyeyim, şurası da A, burası da B olacak dostlarım. Şimdi ne diyor? Olduğuna göre bahçenin alanı en çok kaç santimetre karedir? Şimdi bizim kullandığımız tel 2A bir de B'ye çevrilmiş. Demek ki 2A ile B'nin toplamı 80 birimmiş arkadaşlarım. 80 metre. Bunun alanı dediği zaman da A çarpı B'yi istiyor bizden. Hadi B'yi burada yalnız bırakalım. 80 eksi 2A olur. Getirip B yerine şuraya alan diyeyim. B yerine de 80 eksi 2A yazalım. Bunu da bir satır daha düzenleyelim. 80A eksi 2A kare oldu. Şimdi bunu hemen türevini alıyorum. A'nın türevi. Ne yapıyor? 80 eksi 4A yapar. Sıfıra eşitlediğimde A'yı 20 buldum goberler. Peki A 20 ise B kaç çıkar bu durumda? 20 burası, 20 burası, B'de 40 çıktı kardeşim. Ya da getirip A yerine 20 yazıyorum hemen burada. Buranın maksimum olmasını sağlayan A değeri 20'ymiş. 20'yi de getirip burada yerine yazdığınızda ne oluyor? 20 yazarsam 40 olur burası. 80'den 40 çıktı 40. 20 ile de 40'ın çarpımı 20 çarpı 40. 8'li bir şey olacak. 800 sorumuzun cevabı gelecek Gober. Evet, 3 numarayı da gömdük. 4 numarayı alalım şimdi hemen. Eğer tabii gelirsek bu kağıtlar da yapışıyor ya birbirine. Birinci sorumuz. Eğrisi üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının, şimdi üzerindeki bir nokta A virgül B noktası olsun. Bunların da diyor toplamının, yani A artı B'nin en küçük değeri, minimum değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi ne yapacağım ben hemen? Şu nokta madem ki bunun üstünde denklemini sağlayacak. Y yerine, yani fx yerine b yazıyorum. X yerine a yazıyorum. 2a kare artı 3a eksi 7 oldu. Şimdi a artı b lazım ya bize. A tamam bizim a'mız da. B yerine ne yazacağım? Şu ifadeyi yazacağım. Yani 2a kare artı 3a eksi 7. İşte benden bunun minimum olmasını istiyor goberler. Peki burayı bir satır daha düzenleyelim. 2a kare artı 4a eksi 7 eşittir. Bunun minimum olmasını istiyor. Peki minimum olmasını istediği ifadenin türevini alıyorum hemen. 4a artı 4. Türevini sıfıra eşitliyorum. A'yı buradan eksi 1 buldum. İşte bu ifadeyi, şu ifadeyi minimum yapan a değeri eksi 1'miş. Hadi eksi 1 yazalım, getirelim yerine. 1 olur karesi. 2 ile çarptım 2. Eksi 1 yazarsam eksi 4 eksi 7. Burası eksi 2 yaptı. Eksi 7 de buradan geldi. Eksi 9 çıktı sorumun cevabı. Geçtim 2 numaraya. Şekildeki gibi MN noktası şöyle olan parabol üzerindedir. Buna göre M'nin hangi değeri için
M artı N toplamı en büyük değerini alır diye soruyor. Şimdi bunu da yapalım hemen. Şimdi bu nokta madem ki bunun üstünde Y yerine N yazıyorum, X yerine de M yazıyorum. M eksi 4M. Şimdi hemen düzenleyelim. N eşittir 4M eksi M kareymiş. Benden M artı N'in maksimum değerini istiyor bizden. Maksimum değerini. N yerine getirip şunu yazıyorum dostlarım. M artı, şunu da getirip yerine yazarsak 4M eksi M kare diye ne geldi? 5M eksi M kare. İşte bunu maksimum yapan M değeri diyor. M'nin hangi değeri için diyor. Peki bunu maksimum yapan M değerini nasıl buluyordum? Türevini alıyorum hemen bir kere. 5 bunun türevi, eksi 2M de bunun türevi, 0'a eşitliyorum türevini. Buradan bulduğum M değeri, yani 5 bölü 2 çıkıyor M arkadaşlarım. İşte bu bizim toplamı en büyük yapan M değeridir dostlar. Geçtim 3 numaralı soruya. Yukarıdaki şekilde P noktası diyor, doğrusu üzerindedir diye bir şey söylemiş. Şimdi P noktası doğrunun üzerindeyse X yerine A yazıyorum, Y yerine B yazıyorum, eşittir 8. Benden de A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer, maksimum değeri istiyor. Peki şuradan B'yi yalnız bırakalım. 8-4A olsun ve bu B'yi getirip şurada yerine yazalım. A çarpı 8-4A'nın benden maksimum olmasını istiyor. Yani 8A-4A karenin maksimum olmasını istiyor. Peki hemen 0'a eşitleyelim. Bu türevini alalım, 0'a eşitleyelim. Türevi 8 eksi 8A yapar. 0'a eşitlersem A'yı da buradan 1 bulurum. Peki A 1'miş. Şu ifadeyi maksimum yapan A değeri 1'miş arkadaşlarım. Hemen 1 yazıyorum. 8. 1 yazarsam 4. 8'den de 4 çıktı. Sorunun cevabı 4 geldi Goberler. Geçtim 4 numaralı soruya. Eğrisi üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi eğrisinin üstündeki bir nokta A ya B olsun. Madem ki üstünde Y yerine B yazıyorum, X yerine A yazıyorum. A üzeri 4 eksi 3 bölü 2 A kare geliyor burası. Şimdi A artı toplamının alabileceği en küçük değer. Yani A artı B toplamının en küçük değerini istiyor bizden arkadaşlarım. Eşittir minimum değeri diyelim buna da. Hemen yapalım. A artı B'yi bulalım. B yerine getirip şu ifadeyi yazalım biz. A artı A üzeri 4 eksi 3 bölü 2 A kare olur. Şimdi bunun da minimum olmasını istiyor. Hemen türevini alıyorum. Bunun türevi 1. Bunun türevi 4 A küp. Bunun türevi de 2 başa gelir. Eksi 3 A olur. Bu ifadeyi de 0'a eşitlediğimde buradan bulacağım değer benim aradığım A değeri olacak arkadaşlarım. Ki bu ifadeyi en küçük yapan A değeri gelecek buradan. Şimdi buradan A'ya kaç verirsek bu ifade eksi 1 verirsek oluyor mu? Bir bakayım hemen. Eksi 1 verirsem evet oluyor galiba değil mi? Eksi 1 yazalım burada. 3 oluyor. 3, 1 daha 4. Eksi 1 yazarsam 4. Buradan A değeri eksi 1 çıkıyor. Şimdi getirip bunu da işte istediği minimum olmasını istediği yerde yerine yazıyorum. Cevabım çıkıyor dostum. Burada A yerine eksi 1, A yerine eksi 1 yazarsanız şurada hemen aradığınız cevap gelecek dostlarım. Şurada A yerine eksi 1 yazıyorum. A yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1. Eksi 1 yazarsam artı 1. Eksi 1 yazarsam eksi 3 bölü 2. Bunlar gitti. Bir tek eksi 3 bölü 2 kaldı diyebiliriz artık Goberler. Pekala. Şimdi geldik 5 numaralı köşe taşımıza. Hemen bunu halledelim. Şekildeki bir köşesi bilmem ne parabolü üzerinde 2. Üzerinde iki kenarı eksenler üzerinde olan bilmem ne dikdörtgeni verilmiş. Bu dikdörtgenin alanı en fazla nedir diye bir soru soruyor. Şimdi şuradaki B köşesinden yola çıkıyorum. Çünkü parabolün üstünde bu dikdörtgenin köşesi. Bunun apsisine A dersek ordinatı madem ki bu eğrinin üstünde Y'si neye eşit olacak? 12 eksi x yerine a yazmıştım ya. 12 eksi a kareye eşit olacak. Peki demek ki şurası a birim. Şu uzunlukta 12 eksi a kare birim.
alanı dediği zaman bu ikisinin çarpımı değil mi dostum? Yani a çarpı 12 eksi a karenin bizden maksimum olmasını istiyor. En büyük değerini istiyor. Düzenleyelim bunu. 12 a eksi a küpün maksimum olmasını istiyor. Peki ne yapıyordum? Maksimum olmasını istediği ifadeyi bir kere sıfıra eşitliyorum. Türevini alıp sıfıra eşitliyorum. Hemen alalım türevini dostum. Ne geliyor buradan bunun türevi? 12 geliyor. Eksi 2 a kare geliyor. 3 a kare geliyor dostum. Peki eşittir sıfır yaptım. Buradan 3 a kare eşittir 12 olur. A kare 4. A eşittir artı eksi 2 çıkar dostlar cevabımız. Şimdi A'nın hangi değeri için burası maksimum olacak diye soralım. Şimdi A bir kere eksi 2 olamaz değil mi? Çünkü baktığınızda şekle birinci bölgede bir şekil. A'nın kesinlikle artı 2 alınması lazım. Hemen 2 diyelim A'ya. A yerine 2 yazdığımda bu maksimum istediği şey ne oluyor? 24 eksi 2'nin küpü 8. 24'ten de 8 çıktı. Birinci sorumun cevabı Ceyhan geldi Gobeller. Geldim 2 numaraya. Bakın yine hangi köşeden yola çıkacağım? L köşesinden. Çünkü L köşesi bu doğrunun üstünde. X yerine A yazıyorum. Y yerine ne yazıyormuşum? 12 eksi 3A yazıyormuşum. Şimdi yine dikdörtgenin alanını mı istiyor arkadaşlarım? Şurası A birim, şurası 12 eksi 3A birim. Peki alan dediğimiz bu ikisinin çarpımı değil mi? A ile 12 eksi 3A'nın çarpımı arkadaşlarım. Bu alan. İşte benden bu alanın maksimum değerini istiyor. Hadi düzenleyelim. 12 A eksi 3A kare yapar. Bunun maksimum olmasını arıyoruz. Ne yapıyorum hemen? Türevini alıyorum. 12 eksi 6A'dır türevi. Türevini 0'a eşitliyorum. 6A 12. A'yı buradan 2 buluyorum. Getirip neyin maksimum olmasını istiyorsa burada da yerine yazıyorum. 2 yazalım 24. 2 yazalım 4 12. 24'ten de 12 çıktı. Dikdörtgenin nerede hata yaptık? Maksimum olmasını istiyordu bunun. A'yı 2 bulduk. Yanlış mı bulduk acaba A'yı 2? 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12. 2 yazarsak tamam biz her şeyi doğru. Alan 3A değilmiş. 2A'ymış ya burası. Öf. 2A'ymış burası arkadaşlarım. 2A. Şurası 2A kare yapar. Türevini alırsam 4A yapar burası. 4A eşittir 12 olur. A eşittir 3 gelir. Şimdi bir daha yerine 3 yazacağız. 12 ile 3'ün çarpımı 36. 3'ün karesi 9, 2 ile çarptım 18. 36 eksi 18'den 18 geldi. Demek ki neymiş? Dikkatli olacakmışız. Acele etmeyecekmişiz. Şimdi A ve B noktaları x ekseni üzerinde olup C ve D noktaları ise bilmem ne parabolü üzerinde pozitif ordinatlı noktalar olmak üzere şekildeki gibi dikdörtgen oluşuyor. Bu dikdörtgenin alanının en büyük olanının alanı nedir diye soruyor. Dikdörtgenin alanının maksimum değerini istiyor. Şimdi şu C noktasından yola çıkalım dostlar biz. C noktası parabolün üstünde. O yüzden apsisine A dersem ordinatı 18 eksi A kare oluyormuş. Yani şurası 18 eksi A karedir. Şurası da A'dır arkadaşlarım. Burası kısa kenarımız A. Ama uzun kenara dikkat. Hani şurası 18 eksi A kare ya. 18 eksi A kare. O zaman burası da 18 eksi A kare olacak dostlarım. Parabolün simetri ekseni Y ekseni. Peki o zaman şimdi kısa kenar A. Alanı yazıyorum şimdi. Alan eşittir. Kısa kenar A çarpı uzun kenar 36 eksi 2 A karedir. İşte bu ikisinin çarpımının bizden en büyük değerini istiyor arkadaşlarım. Bu ikisinin çarpımının en büyük değeri nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Peki, hadi ne yapıyoruz şimdi? Bunu bir toparlıyoruz ilk önce. 36 A eksi 2 A küptür burası. Hemen bir kere bunun maksimum olmasını istiyor diyelim. Bir kere türev alıyorum. 36 eksi 6 A kare gelir. Türevi 0'a eşitliyorum. Buradan 36 eşittir 6 a kare. 6 eşittir a kare. A eşittir kök 6. A'yı da getirip şurada yerine yazacağım. Kök 6 yazacağım dostlarım. Şu maksimum istediği yerde. 36 kök 6 geliyor buradan. 36 kök 6 eksi. Kök 6'nın küpü 6 kök 6. 2 ile de çarptım 12 kök 6.
36'dan da 12 kök 6 çıkarsa 24 tane kök 6 kalır. Cevabım Bursa gelir. Ve geçerim 4 numaralı soruya. KLMN dikdörtgeninin bir kenarı y eşittir 4. Doğrusu üzerinde k ve l parabolün üzerindedir diyor. Şimdi bu parabolün üzerindeyse hemen ne yapıyorum? Apsisine a, ordinatına da a kare artı 1 diyorum. Şimdi şurası apsis dediğimiz yer. Tabii şurası da a birim oluyor bu durumda. Şurası da şu aşağıya inen x eksenine uzaklıkta a kare artı 1 birim uzunluğunda. Şimdi şuranın toplam uzunluğu 4'müş. O zaman ben şu kenarı bulurken nasıl yazacağım? Şu m ile l arasındaki uzun kenarı 4'ten a kare artı 1'i çıkartacağım dostum. A kare artı 1 çıkınca şuradaki uzun kenar gelecek. Yani 4 eksi a kare eksi 1. Yani 3 eksi a kareymiş. Şu kenarın uzunluğu şurası. 3 eksi a kare. Şimdi dikdörtgenin alanını istiyor. Alan eşittir. Kısa kenarı 2a, uzun kenarı 3 eksi a kare. İşte bu ikisinin çarpımı alan. Yani bir satır düzenleyeyim ben. 6a eksi 2a küptür. Alan dediğimiz şey bunun maksimum olmasını istiyor dostum benden. Şimdi maksimum olmasını sağlayan a değerini bulalım. Bu a değerini nasıl buluyordum? Bir kere türev alıyorum. Şuranın türevi 6, buranın türevi eksi 6a kare. Bunu da sıfıra eşitlediğimde 6a kare 6, a kare 1 geliyor, a eşittir 1 çıkıyor buradan dostum. İşte bunu maksimum yapan a değeri 1'miş. Hemen getirip 6'yı a yerine 1 yazıyorum. Burası 6 olur. Burası 2 olur. 6'dan da 2 çıkınca 4 kalır sorumun cevabı. Ve geçelim 5 numaralı soruya. Buna göre diyor, verilenlere göre. Neymiş o verilenler? BC'yi 12 vermiş. Tamam. AH'ı 8 vermiş. Ona da eyvallah. DEF dikdörtgeninin alanı en çok kaç birimdir diye bir soru soruyor. Şimdi DEF dikdörtgeninin kısa kenarına A diyelim. Uzun kenarına da B diyelim. Şu aralık da A olur dostum. Şurası da B eksi A gelir Gobeller. Şimdi bizden nereleri vermişti? AH'ı 8 vermiş. AH 8'miş bu arada. Şurası 8 eksi A olur. B eksi A nereden çıktı? B şurası zaten. Burası 8 eksi A. Şimdi dostum benzerlik yapıyorum bak. 8 eksi A'nın 8'e oranı, 8 eksi A'nın 8'e oranı eşittir B'nin 12'ye oranına. Hadi bir satır sadeleştirelim. 4'e bölelim, 2 ve 3 olsun. Buradan 2B eşittir 24 eksi 3A geldi. Böyle bir bağıntı buldum. Benden de ne istiyor? Dikdörtgenin alanının en büyük değeri. Yani A çarpı B'nin maksimum olmasını istiyor. Hadi gelin şimdi şuradaki B'yi de 2'ye bölelim. Burayı 2'ye bölelim. Burayı da böyle 2'ye bölelim. B dediğim şuna eşitmiş. Getirip B yerine bunu yazıyorum dostum. A çarpı 24 eksi 3A bölü 2 yazdım B yerine. İşte benden bunun maksimum olmasını istiyor. Burayı bir satır düzenleyeyim ben. 24 bölü 2'den 12A. Burası da eksi 3a kare bölü 2. İşte bunun maksimum olmasını istiyor. Hemen ne yapıyordum? Maksimum olmasını istediği ifadeyi bir kere türev alıyorum. Türevi ne yaptı? Bunun 12 yapar. Burası da 2 başa geldiği için 2'ler gitti. Eksi 3a yapar ve 0'a eşitlediğimde a'yı da 4 bulurum. İşte bunu maksimum yapan a değeri 4'müş. Getirip 4 yazalım. 12 çarpı 4'ten 48 geliyor. Eksi 4 yazalım şurada. 16 bölü 2'den 8. 8 kere 3 24. 48 eksi 24 çıkıyor. Sorumuzun cevabı 24 geldi Gobeller. Hadi ezan okunmaya başladı. Şu son soruyu da gömelim. Öyle bitirelim dostum. İzlerinde bulunan x eşittir 9 üzerinde bulunan abici dikdörtgeni verilmiştir. Bakın şimdi Denizli köşegeninden yola çıkalım. Denizli'nin apsisine A dersem ordinatı 4 kök A'ymış. Şimdi şurası demek ki apsisi A birim. Şu uzunlukta 4 kök A birim. Şuranın tamamı 9 birimse buraya da 9 eksi A kaldı. Şimdi alan dediğimiz şey ne oldu? 4 kök A çarpı 9 eksi A geldi Gobeller. Şimdi benden bunun maksimum olmasını istiyor. Bu ifadenin maksimum olmasını istiyor. Ne yapıyorum? Bir kere türev alıyorum. Şimdi birincinin türevi 4 çarpı 1 bölü 2 kök A'dır. Çarpı ikinci 9 eksi A.
artı ikincinin türevi eksi 1 çarpı birinci 4 kök a. Burayı da 0 eşitliyorduk Gobeller. Bunu 0 yapan ifadeyi bulacağız. Şimdi 0 yapalım. Şurası 2. 2 bölü kök a geldi burası. Çarpı 9 eksi a. Şurası da eksi 1 çarpı 4 kök a. 4 kök a'yı da diğer tarafa geçirelim. 4 kök a olsun. Kök a ile de burayı çarpalım. 2 çarpı 9 eksi a eşittir 4 a yapar burası. Buradan da 18 eksi 2 a eşittir 4 a. 18 eşittir 6 a. A'yı da ben buradan 3 buldum. İşte bunun da maksimum olmasını istiyordu. A yerine 3 yazarsam burası 6, burası 4 kök 3. 6 ile de 4 kök 3'ün çarpımı 24 kök 3 çıktı. Gobeller, ben de burada videoyu durdurdum. Bir sonraki videoda görüşmek üzeredir dedim. Kendinize iyi bakın.